Değerli izleyicilerimiz, bugün Hemşin'deyiz. Hemşin'de Bahar Mahallesi'ndeyiz. Evet, güzellerin çay bahçesindeyiz. Şu anda gördüğünüz gibi evet çaylar evet biçiliyor. Bir hayli tabii ki destek de var. Burada en önemli şeylerden biri, bildiğiniz gibi Hemşin'deki çaylar organik çay, yani normal çay değil. Şu anda organik çaylar biçiyorlar ve ona göre de tabii ki fiyatları daha farklı, tamamen organik. Şu anda çalışmalar gördüğünüz gibi devam ediyor. Evet, az sonra da kısa röportajları sizlere vereceğiz. Evet, şu andaki çaylar gördüğünüz gibi makaslarla, çay makaslarla biçiliyor. Eskiden önce ellerle biçiliyordu. Daha sonra tabii ki makaslarla biraz daha durumlar rahatladı. Şimdi ise tabii ki motorlu olan makaslar var. Evet, kimi de motorlu makaslarla biçiyor. Ama şu anda bulunduğumuz bölgede motorlu makası kullanmıyorlar. Ve gördüğünüz gibi çaylar biçiliyor. Ve biçilen çaylar bezlere dolduruluyor. Daha sonra da tabii ki alım yerine gidecek. Evet, şu anda kesilen çayları yükledi ve yüklenen çaylarla taşıyorlar. Evet, gördüğünüz gibi tabii ki çaylar biçilirken yabancı otlar var. Onları da güzel bir şekilde tamamlıyorlar. Evet, kolay gelsin. Siz de çay biçiyorsunuz herhalde. Evet, değil mi? Çay biçiyorsunuz. Yarıcı mısınız siz burada? Evet. Yarıcısınız ve ailece herhalde çayları biçiyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi çayların tabii ki yanında biten otlar da temizleniyor. Ve kaliteli şekilde çaylar biçiliyor. Evet, gördüğünüz gibi çalışmalar devam ediyor. Şu andaki bulunduğumuz bahçede yarıcı sistemi var. Yarıcı olarak çalışıyorlar, işçi olarak çalışan yok. Gördüğünüz gibi evet, çayı güzel bir şekilde temiz olarak şu anda biçiyor. Kendisi de yarıcı, aynı aileden. Evet, kolay gelsin. Sağ olun. Çay taşıyorsunuz, biraz yoruldunuz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Süleyman. Süleyman, soy isim? Kobal. Süleyman Kobal, evet. Çay biçiyorsunuz. Galiba ailece biçiyorsunuz. Yarıcısınız. Evet, ailece biçiyoruz. Yarıcıyız. Ne kadar aşağı yukarı bahçe çay olarak? Bir dönüm falan. Bir dönüm yaklaşık var. Evet, bugün mü teslim edeceksiniz? Ne zaman teslim şeyi belli mi? Yani şu anda biçiyorsunuz ama biçtiğiniz çayı satılacak, evet. Satılacak da siz şu anda nereye götürüyorsunuz satmak için? Direkt fabrikaya gitmiyor değil mi? Alım yerine. Ha, direkt alım yerine gidiyor. Alım yeri kaçta açılıyor? Kaçta açık? Herhangi bir şey bilmiyorsunuz. Şu anda randevu falan sistemi var mı? Randevu falan veriyorlar mı? Normalde veriyordular ama şu anda evet. Onu herhangi bir kota söz konusu, yani çayı vermeme diye herhangi bir şey şu anda var mı, söz konusu mu? Yok. Şu anda yok. Bundan önce biçtiniz mi? İlk değil mi bu? Yani Mayıs'ın ilk çayı bu. Evet, değil mi? Mayıs'ın ilk çayı. Şu anda şu bahçenin Mayıs'ın ilk çayı. Hadi kolay, evet. Kolay gelsin. Evet, şu anda ilk çay olarak biçiliyor. Gördüğünüz gibi değerli izleyicilerimiz, evet, tamamen organik Hemşin'deyiz. Bahar Mahallesi'ndeyiz. Güzellerin çay bahçesindeyiz. Kendileri evet, yarıcıya vermişler ve yarıcılar çayları biçiyor. Evet, biraz daha yaklaştık değerli izleyiciler. Gördüğünüz gibi evet, ailece bahçedeki çayları bir an önce biçiyorlar. Kolay gelsin. Sağ olun hocam. İsminizi tanıyabilir miyiz siz? Muhammed Şamkefen. Muhammed, sanki böyle
Çok ustalık yok gibi görünüyor ama ne evet, dersin? Çok ustalık yok. İlk defa çay biçiyorum. İlk defa çay biçiyorum ama dediğimiz gibi güzel bir şekilde çaylar biçiliyor. Siz de tabii ki tamamen yarıcı olduğunuz gibi bir ailece hep beraber çaylarınızı evet, biçiyorsunuz evet. Galiba. Hadi kolay gelsin diyelim. Teşekkürler. Evet kolay gelsin. Evet gördüğünüz gibi çalışmalar devam ediyor. Evet gördüğünüz gibi güzel ve itinalı bir şekilde çaylar kesiliyor. Tabii bunlar organik çay. Değeri de fazla. Evet hemen şöyle yaklaşalım hem de hem çalışsınlar hem sohbet etsinler. Kolay gelsin. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmi... Çok teşekkür ediyorum. Adım Abdullah. Soy isim Abdullah. Çamkirten. Çamkirten. Abdullah Bey kolay gelsin. Çaylar biçiliyor. Evet. Evet tabii ki organik çay değil mi? Evet. Şimdi hemşinde geçen günde bir röportaj yaptık. Çay fiyatları henüz size daha açıklanmadı galiba. Organik farklı. Farklı evet. Organik farklı olduğu için normal çay pazar veya Rize civarında diyelim veya normal çayın bildiğiniz gibi 3.40 toplamda 3.40 verdiler. Dekar başına 600 kilo dediler ama biraz sıkıntı var. Normal çaylarda biraz sıkıntı yaşanmaya başladı. Önce 100-200 kilo alırken şimdi o 20 kilo en son açıklama geldi 15 kilo. Günde 15 kilo vermeye başladılar. Biraz üreticide sıkıntı var ama Çaykur Genel Müdürlüğü kimsenin çayını tarlasında bırakmayacağız dedi. Bu sözü verdi, taahhütü de verdi. Çaylar alınacak ama birdenbire bir an önce hani çayı biçip bitirelim demeyin. Bu nedenle tabii ki önceden hemen çayı biçip özelleri de veren var. Ama burası organik, sizde henüz bir kota alma herhangi bir şey başladı mı? Herhangi bir şey? Dün gece itibariyle başladı. Dün gece. Daha önce çay verdiniz mi hiç? Yok, ilk defa vereceksiniz. İlk defa vereceksiniz. Ama dün geceden önce çaylar verildi. O zaman kota yoktu. Evet şimdi nedir ne bir şey söylediler mi Dekar Bakan sizin mesela size örneğin size ne kadar düşüyor mesela? Hiç bilgim yok bakmadım. Şu an ama ona göre biçiyorsunuz. Ama burada kotanın başladığını biliyorum. Evet burada özel söz konusu mu yani özele veren var mı? Hayır veremiyorum. Yani normal zaten. Kotayı dolduramıyor buradaki şeyler. Evet yani şöyle öyle dediler evet kotayı dolduramıyor. Özel çay bunlar gerçekten daha itinali toplanıyor onun için. Yani daha çok devlet tercih ediliyor ve devlet çayları evet alıyor diyorsunuz. Evet şu anda işçi çalıştırılmıyor galiba. Siz yarıcı olarak mı çalışıyorsunuz burada? Yarıcı diyelim. Evi kiraladım. Dolayısıyla çay da alıyorum. Da ha. Bunlar da aile. Ailenizle beraber. Peki genelde bazı işçi tutmak zorunda olanlar var. Siz duydunuz mu günlük ne kadar çalışıyorlar falan onunla ilgili bir 250 civarında da çalışıyor ama siz ailece bu işi yapıyorsunuz dediğimiz gibi. Gerçekten kolay gelsin inşallah. Çok daha güzel olacak. Biraz sıkıntılar var işte hastalık nedeniyle ama onlar da aşılacak. Evet değerli izleyicilerimiz Bahar Mahallesi'nden dediğimiz gibi çay bahçesinden sizlere böyle canlı olaraktan çalışanların çayın nasıl biçildiğini sizlere aktardık. Kısa röportajlar yaptık. Evet daha sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.